Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir kahvaltı tarifi vereceğim sizler için. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir kahvaltı. Çok az malzeme ile yapılan lezzetli bir kahvaltı. Çok da sağlıklı. Öncelikle bir tane orta boy soğanımız var. Soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Küçük soğanınız küçük olursa iki tane yapabilirsiniz. Bir tane domatesimiz var. Kabuklarını soyduk. Onları da küp küp doğrayalım. Bir tane kapya biberin yarısını doğruyorum. Onları da aynı şekilde küp küp doğruyoruz. Kapya biber de çok güzel yakışıyor içerisine. Çok da lezzet veriyor. İki tane yeşil biberimizi doğrayalım. Acı severseniz acı biber kullanabilirsiniz. Benim biberim tatlı olduğu için tekrar pul biber ilave edeceğim içerisine. Biberlerimizi hafiften incelttik. Tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettik. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı koyduk. Ocağımızın altında açtık. Biberlerimi ilave ediyorum. Hepsini aynı anda soteleyeceğim. Üzerine bir çay kaşığı tuz ilave edelim. Öncelikle biraz karıştıralım. Daha sonra da tuzumuzu ilave edelim. Bir çay kaşığı yeterlidir. Orta ateşte hafifçe pişiyor. Çok altını fazla açarsak güzel pişmez. Ara ara karıştıralım. Tekrar karıştıralım. Domateslerini ilave ediyoruz üzerine. Soğanlarımızın, biberlerimizin biraz sotelendikten sonra domateslerimizi ilave edelim. Tekrar karıştıralım alt üstü. Bir çay kaşığı kadar pul biberimi ilave ettim. Tekrar alt üstü karıştıralım. Bu şekilde pişirelim. Kapağını kapatıyoruz. 1-2 dakika pişirelim bu şekilde.
Bir kenarda kasemize yumurtalarımızı kıralım. Üç tane yumurtamızı kırıyoruz. İsterseniz daha fazla kırabilirsiniz. İsteğe bağlı. Bir çatal yardımıyla güzelce çırpalım. İçerisine tuz ilave etmedik. Zaten soğanlarımızın üzerine tuz ilave ettiğimiz için yumurtamızın içerisine gerek kalmıyor. Sotelemiş olduğumuz sebzelerimizi tekrar biraz karıştırıyoruz. Biraz daha. Kenarlarını güzelce düzeltelim. Üzerine yumurtasını koyacağız. Yumurtamızı ilave ediyoruz üzerine. İsterseniz kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Üzerine yumurtamızı boşalttık. Kaşık yardımıyla etraflarını gezdiriyoruz. Aralarına yedirmeye çalışıyoruz bu şekilde. Kapağını kapatalım. 1 dakika pişmesi yeterlidir. Çok da güzel pişti. Çok aşırı pişirirseniz biraz daha pişirebilirsiniz. Bu şekilde çok da lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, benim buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, tariflerimi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zil sesini açarsanız da bundan sonraki güzel tariflerimden de haberdar olursunuz. Afiyet olsun.